paylaşmaya gayret edeceğim. Şimdi gelelim son bölümde bu EYT'de 5000 ve Kılıçdaroğlu'nun staj mağduriyetiyle ilgili açıklamalarına. Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Özgür Özel şöyle bir şey söyledi bu EYT konusuyla ilgili. Dedi ki, hemen bulmaya çalışıyorum. Unutulanlar başlıklı bir açıklaması oldu. Ve net, yani sürekli bunu yineliyor. Bu emeklilikle SGK ile bağlantılı konuları Özgür Özel sürekli konuşuyor, anlatıyor. Anlatmayı da sürdürüyor. Ve çok iddialı yani. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Özgür Özel'in bahsettiği konuları totale vurduğumuz zaman çok ciddi bir kitleye hitap ediyor. Yani bir anda nasıl çözecekler, hangi zaman diliminde çözecekler, nasıl yapacaklar, bu çok belirsiz. Ama Özgür Özel EYT'de 5000 ile ilgili şunu söylüyor. Diyor ki iktidar bunların hepsini unuttu diyor, bu EYT'de 5000 konusunu. Biz bunları unutmayacağız diyor. Bunları unutanlar paketimizde iktidara geldiğimizde tıkır tıkır hepsini çıkaracağız diyor. Unutulanlar konusuyla ilgili Özgür Özel'in bir açıklaması var. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Çünkü Özgür Özel nedir kardeşim bu unutulanlar dediğiniz noktada, bu unutulanlarla ilgili kısmı açıklamıştı, söylemişti ve kim bu unutulanlar diye bahsetmişti. Kısaca şöyle bir bakalım. Unutulanlar hakkını alacak diyoruz. Kim bu unutulanlar? Kimleri unutmadılar ki? Staj mağdurları, 2000 sonrasına kademe bekleyenler, 9000 gün mağduru Bağkurlular, 5900 gün mağdurları, 140 bin YHS personel, ataması yapılmayan öğretmenler, uzman çavuşlar, kamuda yardımcı sınıflar, taşeron işçiler, koru... Yani şöyle söyleyeyim, seçim konusunda oy kazandırır mı bu meseleleri bekleyenler için, işte EYT'de 5000 staj mağdurları veya diğer konular? Net kazandırır, onu söyleyeyim. Özellikle iktidar bunları halletmeden seçime giderse çok net kazandırır. Yani gider tepki olarak der ki ya kardeşim sen vermiyorsun. Bu konuyu da benim için bir şey yapmadın, ben de gidiyorum veririm. Tabii ki hepsi gitmez ama ciddi bir kısmı gider. Ama esas soru şu, yani burada Özgür Özel'in açıkladığı şeyler önemli konular. EYT'de 5000 çok ciddi bir kitleyi kapsıyor. Staj mağduru çok ciddi bir kitleyi kapsıyor. Diğer bahsettiği konularla ilgili konular çok ciddi kitleleri kapsıyor. Bu noktada bunu işte nasıl yapacak, ne şekilde yapacak? Bu şu an için açıklamaya da muhtaç yani bir bakıma. Çünkü daha önce biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir 15 bin lira vaadi var. Bu 15 bin lira vaadi tutmuş. Yani tabii buna şey diyenler de var. Yok kardeşim veremez falan diyenler de var ama birkaç yıl önceye bakıldığında 15 bin lira çok büyük bir paraymış gibi algılanırken bugün vatandaş şunun da farkında. Ya 15 bin lira verecek ama çok yüksek ihtimalle o paranın değeri kaybolacak falan deniliyor. İktidarın buradaki tavrı şu. Ya bunlar işte böyle söylüyorlar ama böyle bir, hani her şey verilmez kardeşim falan gibi bir tavır takınıyorlar. Merak edilen noktaya gelecek olursak, yani bu işin finalinde merak edilen noktaya gelecek olursak, konu şu. Yani bunu yapacaksınız ama hangi zaman diliminde yapacaksınız? Mesela muhalefet için konuşalım. Hangi zaman diliminde bunu aktaracaksınız, anlatacaksınız, söyleyeceksiniz, harekete geçireceksiniz? İlk 100 gün projeleri arasında bizim görebildiğimiz mevcut emeklilerle ilgili çalışmaları var. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı işte 15 bin meselesi, en düşük asgari ücret seviyesine ikramiyelerin çekilme meselesi. Sanırım orada yine emekli maaşları ile ilgili de bir düzenleme konusu vardı. Ve yine bugün Kılıçdaroğlu'nun staj konusuyla ilgili yaptığı bir açıklama oldu. İlk kez bu staj konusuna değindiğini gördüm ben. Daha önce bu konulara çok hani şey yapmıyorlardı. Bugün Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söylemiş. Staj mağdurlarının sorunlarını biliyorum. Onu da çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Tek amacım bu ülkeyi huzuru getirmek diye bir ifade kullanmış. Tabii merak konusu, bir sonraki seçim dönemine kadar eğer ki işin finalinde şunu yorumlayalım. Diyelim ki işte kazandılar seçimi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Ve işte iktidarı artık onlar kontrol ediyorlar. Vatandaş o seçim dönemine kadar soracak. Özellikle bu konularla beklentisi olanlar. EYT'de 5000, diğer meselelerle ilgili. Orada artık şöyle bir tablo görebiliriz. Kardeşim ben sana bunun için oy verdim çöz diye. Sen de bunu çözmüyor musun? O zaman ben de gidiyorum. Belediyelerde burada tepkimi gösteriyorum şeklinde. Nitekim
2019 yılında bunu daha sonra AK Parti'ye çok yakın anket şirketinin bir sahibi de açıklamıştı televizyon programında biz EYT haberlerini yaparken. 2019 seçimlerinde İstanbul'da özellikle EYT'lilerin çok etkisi oldu diye ifade etmişti. İşte daha önce çıkarılabilirdi meselesine değinmişti. O yüzden bu kitlesel bazı konular, yani bu işte staj mağduriyeti, EYT'de 5000 diğer konularla ilgili vatandaşlar biraz şeye bakıyor. Vaatlere bakıyor. Kim yapar, kim çözer? Buna göre bir plan program çiziyor. O noktada pozisyonunu alıyor. Böyle bir iki haber var. Onları da paylaşmak istedim. Son kısma gelelim. Son kısımda şunları bir hemen şöyle bir anketimiz vardı hatırlarsanız. Ankette size şunu sormuştuk. Demiştik ki sizce meclis çoğunluğu kimde olacak diye sorduk. Meclis çoğunluğunun cevabı 294 kişi oy kullanmış. %63'ü Millet İttifakı demiş. %25'i Cumhur İttifakı demiş. %10'u da İki tarafta olmayacak diye ifade etmiş. Ben %10'luk kısım içerisindeyim. Ben şu an için son paylaşılan verilere göre iki tarafta da meclisin çoğunluğunu sağlayabileceğini düşünmüyorum. Yani ne Millet İttifakı'nın ne de Cumhur İttifakı'nın iki tarafında mecliste çoğunluğu sağlayabileceği fikrinde değilim. Burada ikinci tura seçim kalırsa ikinci turda meclisteki diğer vekillerin hangi tarafa destek vereceğiyle ilgili bir tablo ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Tabii değişir değişmez bunu birlikte izlemiş olacağız. Ama muhtemelen iki tarafta kalamaz. Ama şunu söyleyeyim, MHP eğer Cumhur İttifakı ile beraber hareket etmiş olsaydı çok yüksek ihtimalle yapacakları kampanya ile birlikte Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlayabilirdi. Şöyle bir bakıyorum hemen son kısımda birkaç dakika. Evet, Menekşe Hanım demiş ki Murat Bey yayını 8'e mi aldınız? Evet, yayını artık saat 8'de gerçekleştireceğiz. Çünkü Ramazan dolayısıyla iftar saatine denk gelir diye 8'e çekmemiştik. 8'de yapacağız. Çünkü peşine saat 10'da da yayın oluyor. O arada bir boşluğumuz olacak. Haberin var mı izleyicisi? Kemik kadro izleyicimize duyuralım. Bizi böyle kemik bir şekilde fix izleyen 100 kişilik bir ekip var. O ekip her akşam seçime kadar her akşam saat 8'de buradayız. Buradasınız. Onu hatırlatmış olayım. Banu Hanım demiş ki Kılıçdaroğlu tek bir kelime etmiyor EPT ile ilgili. Neden acaba? Yani Banu Hanım şöyle, bu konuyla ilgilenen isim Özgür Özel. Özgür Özel de CHP'de güçlü bir isim. Herhalde o detaylara kendisi giriyor. Son kısımda eğer bununla ilgili bir çalışma yaparlarsa Kılıçdaroğlu da konuşur ama bu konuda biraz da teknik bir konu olduğu için girilmiyor olabilir. Bilemiyorum. Ama Özgür Özel bu konuları tamamen sahiplenmiş. Dikkat ettiyseniz zaten CHP'de başka kimse de konuşmuyor yani. Sadece Özgür Özel bu konuyla ilgili açıklama yapıyor.